أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 84 67 0546 465 84 67 0555 465 84 67 Tövbe-i Sayık Kitap Sipariş Hattı 0541 850 84 67 Şimdi Ahmet kardeşim, bu yapacağımız tedaviyle ilgili seansın çekim ve yayın hatlarını veriyor musun? Evet. Veriyor, tamam. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Üç. Bir, iki, üç. En büyükten sayar mısın bana? Erkek mi, bayan mı? En büyük de ben. En büyük sensin. Evet. İkincisi? Serap Atar, kız kardeşim. Kız. Üçüncüsü? Emin Atar, o da kız kardeşim. Kız. Sen evet. Benim bir erkeğsin. Evet. Benim bir gülüsün yani. Tamam. Teşekkür ederim. Anne baba sağ mı? Ben vefat. Anne rahmetli oldu. Evet, baba rahmetli oldu. Baba da öldü. Evet. Peki annen kaç kardeş? Annem kaç kardeş? Üç kardeş. Pardon, dört kardeştir. Bir, iki, üç, dört. Sayar mısın birden itibaren cinsiyetlerini? Kız mı, erkek mi? Dört dedik. Arttırabiliriz istiyorsan. Üç kardeş olacak ama. Tamam. İki kız, bir erkek. Kızlar önde mi? Erkek önde. Erkek ve kız kız. Evet, evet. Dördüncü yok. Dördüncü yok. Baba kaç kardeş? Baba kaç kardeş? Üç kardeş. Bir, iki, üç. Baba kaçıncı? Baba üçüncü. Üçüncü kendisi. Anne kaçıncıydı? Anne mi? Anne birinci kız mı, ikinci kız mı? Anne ikinci kız. İkinci kız değil mi? Evet. Peki babanın kardeşleri bir ve iki erkek mi? Erkek. Üç erkek? Evet, evet. Kız yok? Yok. Annesi babası sağ mı? Hayır, sadece. Öldüler mi bunlar? Evet. Babanın annesi babası? Öldüler. Allah'ım ederiz. Sen ne iş yapıyorsun Ahmet kardeşim? Ben tekstil konfeksiyonda çalışıyorum. Konfeksiyonda? Konfeksiyon hangi bölümü? Konfeksiyonun hangi bölümü? Kesim aletatı. Kesim mi yapıyorsun? Evet, kesim aletatı. Anne babanın evliliği rızalı mıymıştı? Rızalı. Yani annen anne babasıyla, baban annesi babası bu işe rıza göstermişler. Bildiğim kadarıyla. Evet. Kaçma, kaçırma falan yok değil mi? Yok, bildiğim kadarıyla. Tamam. Rıza ile evlilik. Evet. Peki, annen soyundan, annen dedi, babası ve annesi öldüğünde annem ve kardeşleri miras paylaşımı yaptılar mı aranda biliyor musun? Yani sen yetiştin mi o duruma? Hayır. Bilmiyorsun. Bilmiyorum ben. Biz kendimiz oğlu öldükten sonra babam önce bir kaydetti. Sonra annem öldükten sonra biz kendimiz Sire'ye gittik yani. Afra tarafına gittik. Orada aklımız aradık yani. Şimdi bak. Nereden Afra'ya gittiniz siz? İzmir'den Afyon'a gittiniz. Niye gittiniz? Anneme kalan mirasını paylaşmak. Annenizin hak ve hukukunu almak için. Evet. Tartışma çıktı mı aranızda? Bu dayılarınızdan, teyzelerinizden?
Annenizin hakkını istediğiniz zaman bir tartışma çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Anlaşmazlık çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Gönül rızasıyla paylaştınız mı? Evet. Daha gerçi orada ortamımız var ama yani para etmediler bize. Dayım öyle. Dedi ki yeğenim para etmiyor, bırak bu işi git dedi. Evet. Sen rıza gösterdin mi kalbini? Yani, kendisinin büyük güvenleri aldı. Size haksızlık yapıldığına inanıyor musun? Söylersem... Söylemen lazım. Yani ne düşünüyorsan bunu söylüyor ki şimdi senin rahatsızlığının... Ahmetciğim bak, senin bundan niye soruyorum ben biliyor musun? Senin rahatsızlığının ipucunu bulmaya çalışıyoruz. Nereden sen bu rahatsızlığa yakalandın? Anladım. Genelde mesela haksız miras paylaşımı varsa, rızasız evlilik varsa... Bak, soruyorum ben sana tek tek. Sen rahatça anlat. Evet. Eğer razı olmadıysanız, kalbe mutmain değilseniz... Diyecek ki evet, biz razı olmadık, mutmain olmadık. Ya hakkımıza az düştü, ben az verildi, normal hakkınızı vermediler. Yani tarlanın büyük bir bölümünü dayım aldı. Evet. Hakkımıza az düştü yani, bilmiyorum, orada para etmedi bana. Şu anda bir hakkımız var, bir tane para etmedi diyorlar. Tamam. Bundan dolayı bir karşılıklı bir hakaranlığı falan yaptınız mı? Öyle bir şey olmadı ama ben mesela sıkıntıdayım burada, ben kardeşlerim sıkıntıda, borç içindeyiz. Dayım arıyorum, böyle dayım, ihtiyacımız var diyorum, şu tarafa satalım falan diyorum ve bir şey bile yardım et diyorum. Dayım diyor, ben de benim para için aramayın diyor, biz sensin ve öyle şeyler yani. Öyle deyince sen de hakkım haram olsun, zehir zıkkım olsun sen diyor musun? Veya diğer kardeşlerin diyor mu? Kızlıklarında. Bir şey demiyorum, kız kardeşlerim inşallah demiştik yani. Haksız miras paylaşım diyoruz. Peki, baban öldüğünde, evet. Baban annesi babası öldüğünde, baban kardeşlerle birlikte hiç miras paylaşımı yaptı mı? Hatırlıyor musun? Bildiğim kadarıyla babama hiç... Yani bir evli var, hiç miras falan bir şey yapmamışlar, babam hiç. Ya dedene ben, babana hiçbir hak hukuk vermemişler. Evet. Bu konuyu hiç anlattın mı baban? Hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum da annemden bildiğim kadarıyla işte. Ne dedi annen? Evet. Oğlum dedi, babana hiç hak vermediler. Evet. Onlara hakkımız haram olsun dedi mi annen? Hayır, bir şey demez yani. Demedi anne. Baban hakkını haram etmiş mi, helal etmiş mi dedi mi? Hayır, şey duymadım. Peki baban rahmetli olunca siz babanızın mirası ile bir paylaşım yaptınız mı? Hayır, hiç yani zaten babamın hakkı ölmüş gibi bir şey oldu yani. Her gün babanla bir şey kalmadı. Evet, yani kardeşler arasında bu konuyla ilgili bir hangi sürtüşme, anlaşmazlık çıkmadı, bir şey yok. Hayır. Tamam. Ben bir de şey istedim baba. Buyur. Bir kız olacak galiba. Kız en küçük mü? Kız 3 yaşında. Kız 3 yaşında. O zaman baban son mu? Evet, babam son. Tamam. Şimdi anlat bakalım sen şeyini. Çektiğin sıkıntıyı bana anlat. Ne sıkıntı çekiyorsun? Ne yaşıyorsun? Şimdi aslında yani... Buyur. Midemde mesela sıkıştırmalar oluyor. Yani ezan okunduğu zaman olsun, Allah-u Teala'yı zikrettiğim zaman, ayet okuduğum zaman, midemi sıkıştırıyorlar böyle. Ben ondan sonra sürekli Allah-u Teala'sını zikrediyorum. Bu sefer de başlıyorlar şey yapmaya yani. İyice sıkıştırıyorlar. Dinden çıkartmaya çalışıyorlar. Allah'ım o desin. Sen kalbinden mukaddes değerlerimize bir inkar ve küfür yap et şeklinde bir şey mi geliyor? Benden gelmiyor ama bunlar bana şey yapıyor yani. Yani dışarıdan bir ses olarak mı söylüyorlar, içeriden içinde mi söylüyorlar sana? Kafamda seslerini duyuyorum. Kafada ses duyuyorum, kafan içinde. Evet, seslerini duyuyorum. Şuradan bir şey geliyor mu sana? Kalbinden gelen bir şey var mı? Kalbinden gelen bir şey yok. Tamam. Yani sıkıştırıyorlar beni. Devamlı bazen omuzlarım daha ağırlık oluyor.
suçlu yani insan olarak daha kötüydü bu. Kendimi suçlu hissetmiştim. Kendi kendimi dövdüm diyorum. Kendi kendimi yapalım diyorum. Mesela ayaklarımda falan bazen ısınma oluyor, bazen şey oluyor. Bakıyorum soğuk yerler geliyor. Bazen mesela ya uzandığım zaman başlıyorlar üzerinde yürümeye. Hissediyorum yani. Senin üstünde yürüyorlar. Evet. Yattığın zaman. Tabii. Yani, nasıl diyeyim size? Burada Allah'ın bir hocam verdiği bir şey var. Bunu söylemezsem yani daha çok bulaşıklarına işte. Yani, kim ne verdi sana? Bir hocaya gitmiştim. Hoca bana şey demişti. Sende 7 tane var demişti. Bir eşit vereceğim sana. Bunu uygula dedi. Allah canına izleyen hiçbir şey kalmaz dedi. O işte uyguladım. Ve sonra birkaç tanesinin alındığını biliyorum. Yani bir hafta alındığını biliyorum. Yani kellesini getirin bana diyerekten korkarak uyandım yani. Ben de sürdüklerini hissettim. Ama alınır kendini sana eziyet verecekler. Senin sonra şey yapacaklar dedi yani. Üzecekler dedi alınırken. Bunlar da birkaç tanesini alındırabiliyorum. Ama bunlar beni kalan aileleri dedi yani. Bu alınanların aileleri. Peki şimdi sana verilen reçete bir kısmı yetiyor da niye diğer bir kısmı yetmiyor? İşte niye tamamına tesir etmiyor? İşte ben var işte yani bir de bu şartlardan dolayı belki tam yerine getiremediğini anlıyorsun. Sürekli uygulayamadım. Belki bu yüzden de olabilir. Muska bile yazdırdın mı? Muska birkaç tane çektim. Muska yazdırdın. Yazdırdım. Muska'nın sana fayda veya zararı keseceğine, fayda vereceğine, zararı keseceğine inandın mı? İşte ben bunu takarsam ben korunurum dedin mi? Çare işte. Evet. İşte başka ne diyeyim size? Dedim ya. Böyle görüntü görüyor musun? Nasıl olduklarını biliyorum yani. Yüzlerini az çok biliyorum yani. Tarif et bana. Nasıl diyeyim size? Sihirli üçgen suratlı böyle. Bir tanesi sihirli üçgen suratlı böyle hani bir hani farenin suratına benziyor diyeyim. Böyle bir şey. Bir tanesi tek gözlü böyle surat oyun bu şey. Yani çökük mü o suat? Suratı çökük bir şey. Başka ikisini mi diyorum? İki tane sima gördüm. Evet. Ulanırken mi gördün? Yani nasıl oluyorsa yani uyanırken şöyle gördüm. Yani rüyamda gördüm ama uyanırken şöyle hissettim. İlk rüyamda bulaşması şöyleydi. Yani bulaşması değil artık. Yemek yedim, kalktım, lavaboya gittim, geldim, tekrar yemeğe oturdum. Ayağımın dibinde hızlı yer gibi bir şey geçti. Yani bir ayağım yanamaz, kapıları kapalı. Ayağım bile olsa yani o hızlı bir şey geçemez. Bu hızlı yer gibi bir şey geçti. Ondan sonra hani size demiştim, ben kendimi unutmadım diye. Camide üç arkadaşım Ahmet ediyoruz. Camide çay camide. İkisi konuşuyorlar, ben onları dinliyorum. O sırada bana yani, muhabbetlerine katılamadım yani. Katılamadım derken yani hani İnsan bir de şey dolayı kendini de cennet suçlar. Cahibinden dolayı. Ben öyle bir işi oldum ki hocam yani anlatan bir şey. Gel. Evet. Öyle bir utanç duydum ki. Öyleyse öyle bir utanç duydum ki. Niye utanç duydun? Yani o sohbete katılamadın da. İşte hani katılamadın da artı yani cahibinden dolayı öyle bir suçlu hissettim ki utanç duydum. Utanç derken yani suçluluk hissettim ki gittim eve yani eve gittim çıktım başladım kendi kendime Allah'ın dediğine çayını durdum affet affet kendi kendime yapılan sohbetin konusu neydi? Ya, dini sohbet hocam yani dini sohbet yapılıyordu sen de o işi bilmediğin için katılamadın ve ondan sonra kendini suçladın. Evet ama yani bu yani normal bir suçlama değil hocam yani. Peki bu suçlama yaparken hiç bana dini öğretmediler diye annene babana bir şey söyledin mi? Hayır hocam hayır. Hiçbir şey söylemedin. Hayır. Peki Karabasan yaşıyor musun? Karabasan yaşamıyorum. Yaşamıyorsun. Ama uyandığım zaman uyandığımda az çok iyi güzel uyuyabiliyorum da uyandığım zaman uyanamayanlar zaten bir içinde şey oluyor yani bir suçluluk gibi bir şey oluyor, tarafsızlık oluyor, bir şeyler içinde olduğunu biliyorum yani. Anladım. Peki dışarıdan ses duyuyor musun kulaklarından? Hayır. Dışarıdan ses gelmiyor. Hayır. Senin takip ediliyor hissi geliyor mu? Hayır hocam. Gelmiyor. Herhangi bir arkamdan nefes sesi geliyor mu? Hayır hocam. Gelmiyor. Tamam. Hayır.
dışarıda olduğum diye. Diğer kardeşlerinde böyle bir sıkıntı var mı? Hayır hocam. Sadece sende var. Ben de var. Şimdi oturuyoruz, sizinle konuşuyoruz. Midem sanki denilecek bir şey yani. Bir taş olsa daha iyi diyeceğim yani. Taş en azından hareketsiz. Kız kardeşler evli mi? Evli. Geçimleri nasıl? Orta abi hocam, yani çok iyi değil yani. Çok iyi değil ama evlilikten devam ediyorlar. Evet. Yeğen var mı? Üç tane var. Üç yeğeni var. Onların herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır yok hocam. Onlar da yok. Senden önce ölen var mı? Benden önce ölen mi? Annen düşürdüğü çocuk, ölen var mı? Bir ablam varmış, daha bebek gelmiş yani. Doğmuş, ölmüş. Ölen bir kişimiz var. Doğup büyüdükten sonra ölmüş değil mi? Benim büyüme. Hayır, bebek bir çağımda herhalde. Yani bebek işte en azından 5-6 ay yaşamıştır bu. Evet, evet. Yani. Tamam. 40 yıllık galiba, öyle şey olacak. Hiç hayatına bir dua ettin mi? Yaşamaya, ben var olmaya falan. Ben niye dünyaya geldim, gelmez olaydım falan dedin mi? Ya hocam beddua etmedim de. Lanet olsun bu hayata dedin mi? Öyle bir şey demedim hocam. Yani bir takım yanlışlar ben geçtim. Hani, yani... Hataları sormuyorum ben sana. Şu an ağzından böyle bir laf çıktı mı? Beddua... Hayır hocam. Öyle... Hayatına, canına bir şey demedin. Ama canına yani... Ölmek istedin mi? Ölmek istedim. Canına kasıtmak istedim ben zamanında. Hiç teşebbüs yaptın mı? Yani niyet vardı, o niyet vardı. Niyeti fiiliyata soktun mu? Niyeti fiiliyata. Hap içmek gibi bir şey yaptın mı? Bir kere öyle bir şey yaptım yani. Bir defa hap içmek yaptın. Hastaneye gittin mi? Hayır, hastaneye gidiyorum. Nasıl bu? Zehir içtim ama yani diyorum zehir. Tabi ilacı mı içtin? Evet hocam. Yani. Allah sana öldürmedi. Öldürmedi hocam. Öldürmedi. Başka bir girişimin var mı? Yani kendim bir yerlere atmak istedim. Yani bir yerlere atmak istiyorsun. Sen peki hangi hisle yapıyorsun bunu? Yani hangi sahiple yani ne düşünüyorsun da onu yapmak istiyorsun? İçine nasıl bir şey geliyor lan? Hayır. Dünyanın boş olduğunu mu? Yaşamanın boş olduğunu mu düşünüyorsun? İşte hocam nasıl diyeyim sana? Çok sıkıntılar yaşadım. Yani kalbim belki yani çok zayıftım zaman. Belki küçüktüm, zayıftım. Yani sen hiç kilo almıyor musun? Kilo da sen almıyor hocam yani. Yemek yemen nasıl? Yemek yemem iyi Allah aşkına. Hiç çıkartıyor musun? Hayır. Çıkartmıyorsun. Kemik yapım zayıf. Ben biraz kasak koyuz. Kemik yapım zayıf. Tamam. Ama zamanı kafama çok taktım bu zayıflığına. Yani benim vücudum... Peki biraz... Allah'ın adaletini sorguladın mı? Allah'ım ben ne yaptım benim başıma bunlar geldi. Hayır hocam. Demedin değil mi? Hayır. Peki hiç ümit kestin mi? Allah'ın rahmetinden, bereketinden... Hayır hocam yani... Şükretmişim. Yani günahlarını falan büyük gördün mü Allah'ın rahmetinden, affından? Ya ben çok günah işledim, Allah beni affetmez falan dedin mi böyle bir şey? Sözün var mı? Hayır hocam. Yok, değil. Tamam, anlaşıldı konu. Bir vücut muayenesi yapacağız, evet. Ahmetciğim. Şu an senin genel rahatsızlığını anladık. Aile yapını anladık. Evet. Şimdi üstünü çıkart bir. Eşofmanı da çıkar. Herhalde bir şey hissediyor musun? Sıkıntı böyle, kazıklanma. Sıkıntı var yani, bilmiyorum. Mide tarafında sıkıntı var. Çekilme hissettin mi hiç? Evet, biraz. Nerede çekilme hissettin? Küreklerini çekerken mi? Evet. Ben anneniz babanla geçimi nasıldı? Geçim iyiydi hocam yani takım yapayım mesela. Bunu uçağına itibaren ele al. Dik dur bakalım. Dik dur. Hiç babanla karşı karşıya geldin mi? Ya. Babana vurdun mu? El kaldırdın mı? Hayır. Ama... Arkasından sövdün mü? Hayır sövmedim ama yani işte... Beddua ettin mi? Değil de. Böyle babam olmaz olsun filan dedin mi? Ya büyüğüze, babam biraz işte hani atamız olduğu zaman bizi döverdi. Seni döverdi? Yani bir tek hani... O dövme yanında hiç elini tuttun mu? Hayır. Tutmadı. Babana annene döver miydi? Hayır. Hiç annene dövmedi baba? Ben görmedim de şahsen. Görmedim. Tamam. Ya şöyle bir zaman aldı buraya. Şu yüzünü yüz üstüne vurayım, kafam buraya gelsin. Evet, öne alacağım, şöyle öne al. Rahat ol, tamam mı? Sıkma kendini.
Rahat mısın şu an? Evet. Tamam. Burada bir senin yoran acı var mı? Nefesini kesiyor mu? Evet. Burada nefesini kesiyor musun? Evet. İttiriyor. Yazalım mı? Burada? Evet. Nefesini kesiliyor mu? İsmi? Kıramam. Burada? Evet. Burada? Evet, biraz yer. Çekeceğiz. Burada var mı sizin nefesin gelsin? Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru Dua. Doğru Tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık İmak Sipariş 0541 850 8467